Aman amca, şurada yazanlara baksana. Sıradaki aşk taşını almak için İlayda'nın aynasından geçmek zorunda kalmayacaklar. İyi ama o halde işimiz daha da zor. Topaz taşının nerede olduğuna dair hiçbir ipucu yok. Hayret! Peki elimizde hiçbir ipucu olmadan taşı nereden bulacağız? Hemen umutsuzluğa kapılma Kamile. Ay ne Kamilesi Kirkon amca? Kulina. Kulina. Ben aşk taşının nerede olduğunu biliyorum. Biliyor musun? Şu yenge, deminden beri taşın nerede olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Neden söylemiyorsun? Sormadınız ki. Şimdi soruyoruz işte. Hayret! Neredeymiş bakalım? Kimsenin şimdiye kadar cesaret edip gidemediği bir yerde. Bu daha da fena. Evet arkadaşlar, dinliyor musunuz? Önce buzlar ülkesine ulaşacaksınız. Oraya ulaştığınızda anahtar çocuk sayesinde kapıyı açmalısınız. Sonra adaya geçmek için bu köprüye ulaşmanız gerek. Ancak köprüyü uçan bir canavar koruyor. Bu canavara yakalanmadan çok sessizce köprüden geçmelisiniz. Neredeyse nefes bile almadan. Evet, çok ama çok sessiz olmalısınız. Bugünlük bu kadar yeter. Yarın kaldığımız yerden devam ederiz arkadaşlar. Kulina, bir saniye. Hey Romeo, kendine gel artık. Ben de dünyaya gidip her şey yolunda mı diye bir bakayım. Tamam canım. Of, içimde garip bir sıkıntı var. Umarım bir aksilik çıkmadan bu taşı da almayı becerebilirler. Kirkon'un öğrencileri taşların hepsini ele geçirirse kesinlikle sonum olur. Şoker'le dünyaya gidebilecek ve onu yönlendirebilecek zeki birine ihtiyacım var. Yazık. Bu biraz akıl fakiri. Bana bak soytarı. Şimdi ya dediklerimi yaparsın ya da ömrünün sonuna kadar o külahın içinde vanilyalı dondurma topu olarak kalırsın. Sevgili kraliçem, ne derseniz yaparım. Ne olur beni buradan çıkarın. Donuyorum ya. Düşündüm taşındım. Anahtar çocuğu getirmen için sana zeki bir yardımcı gerektiğine karar verdim. Siz nasıl isterseniz. O halde bundan sonra Pompirikya sana yardım edecek. Çok mu zeki bu Pompirikya? Zehir gibi. Bu görev için onu ta Satürn'ün gezegeninden çağırdım. Neredeyse burada olur. İyi ya. Benim de işime gelir. Bir an önce şu yağmuru yakalayıp İnsan olup dileğime kavuşurum ben. Gel bakalım Pompiriki. Ne yani? Dünyadaki yardımcı bu yer fıstığı mı? Niye? Beğenemedin misin gel kafa? Bu mu benden daha zeki? Sen bilirsin. Ya onunla çalışmayı kabul edersin ya da o dondurma külahının içinde... Tamam tamam. Kabul ediyorum. Ne olur çıkar beni buradan. Şimdi sizi biraz yalnız bırakayım da konuşup kaynaşın. Hem de anahtar çocuğu getirebilmek için zekice bir plan yapın. Bana bak. Gel fıstığı. Benim zaten bir planım var. Sen hiçbir şeye karışmayacaksın. Anlaştık mı? Şimdi sen bana bak sünger kafa. Bu işte patron benim. Akıl yaşının epey gelerde olduğu suratına bakınca anlaşılıyor zaten. O yüzden kafamı kızdırmadan seni ileride şikayet etmeyeyim. Şimdi yürü bakalım. Dünyaya gidiyoruz. Yolda ayrıntıları konuşuruz. Tamam, geldim. Dur. Oh be, nihayet geçtim bu bölümü. Aferin kanka. Özer, hafta sonu sinemaya gidelim mi? Ders çalışacağım.
Ama önümüzdeki hafta sınav yok ki. Belki bizimkilerle şehir dışına çıkarız. Şehir dışına çıkmazsanız gidelim mi? Eğer çıkmazsak annemle altın gününe gideceğiz. Ne diyor? Altın gününe mi? Altın gününe mi? Tamam o zaman. Oğlum söyleyecek başka yalan bulamadın mı? Özlem'den kurtuldun ama karizma yerle bir oldu kanka. Sus ya. Ben panikli nedenimin farkında mıyım? Tabii. Sana göre hava hoş. Çevrendeki bütün kızların hepsi çok güzel. Öyle mi? Kimmiş benim çevremde güzeller? Tabii. Okulun bütün kızları sana aşık. Petek, Gülcan, Sevgi, Neşe, Zeynep. Oğlum Zeynep bir kere benim arkadaşım. Sürekli berabersiniz ama. Hayır kanka ya. Sana yalan mı söyleyeceğim oğlum? Zeynep bizim kafadan. O yüzden onunla vakit geçiriyorum. Arkadaş yani. Orada sen, orada ben, orada biz varız. Güzel şeyler çıkmış. Afiyet. Güzel şeyler çıktı. Öğrendin değil mi? Evet, öğrendim. Zaten başını biliyordum. Çok teşekkür ederim Mimi. Umarım işe yarar. Umarım. Kıvırcık saçlı olan mı? Orada sen, orada ben, öğretmenim. Orada biz varız. Siz bizim matematik öğretmenimiz misiniz? Hı hı. Evet canım. Sen okula yeni mi geldin? Evet. Müzik öğretmeni Şemsi Koluyan'ın kızıyım. Öyle mi? Şemsi Bey'in evli olduğunu bilmiyordum. Değil zaten. Ben daha bir yaşındayken annem ve beni bırakıp gitmiş. Yıllar sonra gelip buldu beni. Annemden de zorla ayırıp beni yanına aldı. Vah zavallı yavrucak. Ben aslında annemle yaşamak istiyorum. Babam çok baskıcı biri. Bir de bana sürekli vuruyor. Ne? Gerçekten mi? Kıyamam ben sana canım benim. Neyse. Daha ilk günden sorunlarımla sizi sıkmak istemem öğretmenim. Selamlar Mimi Hanım. Bugün yine çok güzelsiniz. Bana bir daha asla selam vermeyin Şemsi Bey. Ne oldu ya? Ben ne yaptım ki? Ne oluyor? Pompeyka mı yoksa? Ha? Olabilir. Ha? Yok canım, bir şey söylememiştim. Ya söylediyse? Merak etme. Anlaştık tamam. Anlaştık. Tamam gidiyoruz o zaman. Çekilin çekilin. Gördüm bile atamaz bak böyle. Şimdi nasıl atacağım bak. Ay, her yerde seni aradı. Buradayım canım. Hazır mı şarkı? Evet gelsene. Olmaz. Burada söyle. Ama olsun veririm. En güzel şey sizinle. Tamam olur. Tamam. Anlaştık. Masal bu ya. Yıllar önce baharda iki çiçek. Hem çok karışık rengarenk anlaşmışlar. Bundan sonra hep kışta açalım seninle ikimiz olalım. Seninle sadece ikimiz kalalım. Masal bu ya. Tam da kışın ortasında tek başına açmış bizim kardelen o bembeyaz. Boynu bükük kalmış tam. Bir de bakmış orada karların arasında. Sevdiği de beyaz olmuş açmış yanında. Orada sen, orada ben, orada biz varız. Yalandan, dolandan uzak yaşarız. Orada sen, orada ben, orada biz varız. Kardelen misali aşkı yaşarız. Bu kadar yeter. Tamam mı? Çıkıyor muyuz? Ben şarkı söyledim. Ay, evet. Yarın bir pasta yapıp getirirsen belki olur bu iş. Bak bu çok iyi bir fikir. Kaçta buluşuyoruz? Tamam. Kendin tamam, yapacaksın işte ama. Beraber. Hazır almak tamam, yok. Tamam. Peki. Tamam, Emre. Bir gelir misin? Çıkalım zamanı. Ben de. Çok güzel olacak. Çok iyi. Emre bak oğlum. Kendini küçük düşürüyorsun. Sen karışma kız karşı. Ne olacak? Emre ben senin abin sayılırım. Senin kötülüğünü istemem. İnan. Abi doğan değilsin. Sadece uzaktan. Akrabasın o kadar. Teşekkürler. Demek baban çok yalnızlık çekiyor Pınar'cığım. Ya şimdi nasıl? Bugün yarın evlenir bence. Peki çevresinde adaylar var mı? Olmaz mı? Aa. Yani bir babamla evlenmek istiyorsa evim çok tutmalı. Zil çalıp ben gireyim artık. Canım babanı görürsen söyle benim yanıma gelsin. Dur söylerim. Thank you.
Yazın yazın arkadaşlar, gelen giden yok. Yazın. Tamam. Of, matematik tamam da Türkçeden çok korkuyorum. Ben de bir tek Türkçeden korkmuyorum. Dün gece heyecandan bir lokma bile yiyemedim. Düşünebiliyor musun? Ben de sürekli yıldızname'ye baktım. İyi. Astrolojiden soru çıkarsa yaparsın artık. Aman çok komik. Sorulara dikkatli okumamız lazım. O zaman yanlış yapma yüzdemiz azalır. Vallahi bu sınavdan zayıf alırsam annemin yüreğine iner. Üf, aman amma da büyüttünüz şu sınavı ha. Büyütülmeyecek gibi mi? Hı-hı. Sabah babamın bana attığı nutukları duysaydın. Oho. Oğlum ömür biter bu ülkede, sınav bitmez. Alışsan iyi olur. Hepimiz daha çok nutuk dinleyeceğiz. Hoca geliyor, hoca geliyor. Toparlanın çabuk. Hoca bazen şunu kaldı. Şaka yaptım, şaka. Ah. Ah. Oğlum seni var ya. Nedir ya? Ya bırakın. Vah yavrucak vah. Demek baban çok hasta. Ay kıyamam ona ben. Ah yani ah, vah çok yazık vah. Ay, neden bir telefon açmadınız kızım? Bir çorba yapıp getirirdim. Çok naziksiz müdür hanım. Aa, bana Nebahat abla diyebilirsin canım. Ama baş başayken. Bu akşam okul çıkışı bir uğrarım geçmiş olsuna. Yok yok sakın uğramayın. Doktorlar babamı karantinaya aldı. Domuz gribinden şüpheleniyorlar. Ben de bir akrabamızda kalıyorum. Neyse ben geleyim artık. Sınava hazırlanacağım. Başarılar tatlım. Müdür hanım. Hı. Arkadaşımı ispiyonlamış gibi olmayayım ama Yağmur yine o kolyeyi boynuna takıp gelmiş. Ay beni öldürecek bu kız. Ne anlıyor şu çirkin kolyeden bilmiyorum ki. Acaba diyorum o böyle kutu gibi bir şey mi? İçine kopya falan saklamış olmasın? Benim okulumda kimse kopya çekemez. Neyse ben onun hakkından gelmesini bilirim. Müdür hanım soru kitapçıklarını getirdim. Ha, şuraya koyun rica ederim. Tamam. Ben en çok Türkçeden korkuyorum oğlum. Ama ben korkuyorum. Ben klasik olarak fen bilgisi ve matematikten korkuyorum. Eğer benim gibi sabahlara kadar çalışsaydınız hiçbir dersten korkmazdınız. Öyle mi? Aman ne güzel dahi. Sanki aklımdaki her şey uçup gitmiş gibi. Bu aralar çok devamsızlık yaptın tabii. Gitar kursları biraz saçma oldu yani. Haklısın ama ne yapayım oldu işte. Ya öyle mi? Sen benimle dalga mı geçiyorsun kızım? Kaç kere söylüyorum sana takı takmak yok diye. Hı? Yoksa bunun arkasında başka şeyler mi var? Dur bakalım, öğreneceğiz. Eyvah, kolyem. Boş ver, sonra almanın bir yolunu buluruz. Sen şimdi sınavına konsantre ol. Ama ya kolye olmadan başıma bir şey gelirse? O aptal kolyeyi neden boynundan çıkarmıyorsun anlamadım gitti. Ya üstelik o kadar kötü bir kolye ki. Sana ne? Ne sıkıcı bir yer burası. Tüm oyuncaklarda sevgi böceği gibi yapışık salyangozlar gibi. Sürekli beni koklamalarından usandım ya. Ay canım ne şekersin. Ay canım ne tatlısın. Buraya biraz hareket getirmek gerek. Na 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 na. Hey, çizgi film. Benim adım çizgi film değil. Golfo. Aa, biliyor musun? Kurşun asker senin için çizgi kafa dedi. Aşk olsun kurşun. Sana çok kırıldım. Bana çizgi kafa demişsin öyle mi? Kim? Ben mi demişim? Evet. Golfo neden kızıyorsun? Ha? Sen de kurşun için uykucu. Sen benim teki demedin mi? Ne? Öyle mi dedin çizgi kafa? Bak, bak çizgi kafa dedin işte. Ya. Bir de inkar ediyorsun. Seni tembel uyuşuk seni. Sen kime tembel uyuşuk diyorsun sana ya? Sana diyorum tabii ki. Bana bak. He, gelsene. Ne yapıyorsun? Gel hadi gel. Gelsene. Sana gününü göstereyim var ya. Sen var ya. Sana gününü göstereceğim. Tembelsin, uyuşuksun tabii. Hep uyuyorsun işte. Gel. Buradayım. Gel. Hadi yakalayın. Buradayım işte. Ya. Yakalayamazsın. Uçuyor gel dedim sana. Hadi gel. Yakala. Ha, gördün mü gününü işte. Sen bir
gittin Gorko. Gel buraya. Gel. Hadi yakala beni, yakala. Tembelliğin şu. Hadi yakalasana. Kal. Kal orada kal. Sakın ha bir yere gitme. Yakalayamaz ki, yakalayamaz gel, ki. Vay be, ben burada değilim ama orta bir yerde karışmış. Kaç o güne gel dedim sana. Gördün mü gününü? Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Çok komikler. Çok komiksin canım. Kurşun. Deli gibi yer fıstı. Bu kıza içten içe bir sempati duyuyorum nedense. Dur artık yeter. Kaçma dedim. Hadi yakalasana, niye kaçıyorsun? Yakalasana. Hadi vur, hadi vur. Buradayım, buradayım. Gel, hadi gel, uyuşun, gel, hadi. Ya arkadaş, gel buraya. Korfu, kurşun. Yeter artık. Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Bana baksana, ki. Sen hanım evladısın tamam mı? Bizim kavgamıza hiç karışma. Evet, evet, karışma. Of ya, burası emin ellerden ısınsa. Ben ismi Nana'yı deli edeyim. Şu konseyde ne zaman karar verecek ya? Zaman geçmek bilmiyor. Sen bana nasıl hanım evladı dersin? Ha? Hanım evladısın işte. Hadi. Bak bari Orfa da o kadar buldu. Senin yüzünden oldu hep işte. Buradayım. Eyvah Kulina yakalandı. Ne yapıyorsun bir yere? Oyuncaklarım, oyuncaklarım, sevgili oyuncaklarım. Bu ne gürültü? Orfa, Piero, kurşun. Ne kadar ayıp ama. Hiç yakışıyor mu size? Kulina başım şişti yani. Bu oyuncaklar çok kavgacı. Bana çok kötü örnek oluyorlar. Özür dileriz.